bu kadar zor? Çok sıkıldım. Aa, merhaba doktor. Bana yardım edin. Bunun için buradayım. Bu işe yarayacaktır. Sakın kıpırdama. Wow, başardınız. Bir dakika, biri beni arıyor. Bunu cevaplamam lazım. Acil durum mu? Bekleyemem. Kendim yaparım. Ne kadar zor olabilir ki? Ver şunu bana. Nerede kalmıştık? Aa, bu bir sorun mu? Sen ne yaptın? Hepsi onun suçu. Tek bir çözüm var. Böyle çok daha iyi. Vay, ellerimize bak. Uzun sürdü. Sizi bekliyordum. Neredeyiz biz? Ha, içimde bu konuda kötü bir his var. Aa. Midem gurulduyor. Nezaket kurallarına ne oldu? Bunu düzeltebilirim. Vay canına, şuna bak. Acaba ne var? Vay, sushi. Canım da sushi çekmişti. Çok lezzetli görünüyor. Ağır olun bakalım. Neredeyse unutuyordum. Şaka mı bu? Ellerim küçücük. Bu çok komik. Bunu başarabilirim. Bu beni durduramaz. Hey, şunu gördün mü? Evet, gördüm. Aa, çubuklara ihtiyacım yok ki. Ellerimi kullanacağım. Hadi. Oh, anlayamıyorum. Pes etmiyorum. Sen benimsin. Aa, evet. Biraz daha yukarı. Hayır. Oh, güzel sushi'm. Oh. Teşekkürler Brian. Ha, ne yapacağım şimdi? Buna ihtiyacın var. Sanırım haklısın. İzninle. Harikasın. Umarım hepsini silmişimdir. Sıra bende sanırım. Bu kolay olmalı. İzle şimdi. Hadi bakalım. Sushi'yi alıyorum. Sabırlı ol. Neredeyse oldu. Ah, neredeyse yapıyordum. Ah, bu denemeydi. Göründüğünden daha zormuş. Hmm, bir fikrim var. Evet, bu işe yarayabilir. Dikkatle izle Brian. Öncelikle bir peçeteyle başlayacağım. Çubukları bunun üzerine koyuyorum. Ve peçeteleri sarıyorum. İyice sıkı olması lazım. Şimdi onu katlıyorum. Ha, çubuklar kaymasın. Hadi deneyelim. Sen benimsin sushi. Başardım. Vay, tam bir profesyonelim. Şimdi en güzel kısma geçiyoruz. Hmm, çok lezzetli. Bana da verir misin? Aa, peki. Ver ver. İşte sushi geliyor. Vay, bu harika. Daha fazla istiyorum daha. Hayır, bunlar benim. Aa, beni acıktırdı bu. Ama tatlı bir şeyler istiyorum ben. Hmm, şeker. Bu kadar uzun süren ne? Ah, kahveyi çok seviyorum. Hmm, hepsi bitmiş. Nasıl, ne istiyorsunuz? Yeniden doldurmak gerekiyor. Siz yapacaksınız. Tamam, bunu yapabilirim. Bekle, ne yapacağımı buldum. Hazırlamaya başlasam iyi olacak. Sanırım hepsi bu. İşte oldu. Evet, hazırım. Hadi bir kahve yapalım. Vay, onu nereden aldın? Bu bir sorun olabilir. Ne oldu şimdi? Ha, yine mi? Ellerim küçük. Asıl benimkileri gördün mü? Bunun beni durdurmasına izin vermeyeceğim. Hala bir baristayım. Bir kaşık kahve alıyorum. Bunu şişeye koyuyorum. Hadi biraz tatlandıralım. Sonra suya ihtiyacım olacak. Şişeyi dolduruyorum. Bu kadar yeterli olur. Ah, buna ihtiyacım yok. Brian, yardım edebilir misin? Elbette. Küçük eller iş başında. Onu sıkıyorum. Tamamdır Luna. Ha, teşekkürler kanka. Biraz sallamam lazım. Uhu! Bu eğlenceliymiş. Salla salla salla. Uhu! Tamam, olmuştur herhalde. Yoruldum valla. Şimdi bir bardağa ihtiyacım var. Buz ekleyelim. Sonra kahveyi dolduralım. Aa, bir şey daha lazım bize. Biraz krema ekleyeceğim. Hızlıca karıştırma zamanı. Çok ferahlatıcı olacak. Son bir şey daha kaldı. Bir pipet gerekecek. Tada, işte bitti. Tamam, başlıyorum. Aa, anladım. Bunu ödünç alabilir miyim? Of, zormuş. Kahve zamanı. Büyük planlarım var. Bir tencere suya ihtiyacım var. Isıyı arttıracağım. Kahveyi ekliyorum. Şimdi bekliyorum. Kaynamasını istiyorum. Bu mükemmel. Sanırım hazır. Bunu bir bardağa dökeceğim. Vay, bu bir şaheser.
Bu konuda doğal yeteneğim var. Çok mutluyum. Doktor bayılacak. Aa, bir dakika. Beklediğim kadar fazla değil. Neyse, idare eder. Kahveyi de hiç sevmem. Ha, bu mudur? Ne? Aa, burası neresi? Aa, hatırlıyorum. Ne düşünüyorsunuz? Vay, bunu sen mi yaptın? Bu inanılmaz. Harika iş Luna. Evet, bunu seveceğinizi biliyordum. En iyi barista benim. Hayır, hayır, kes şunu. Aa, pardon. Üzgünüm. Hindistan cevizi. Nefis. O kek çok güzel. Pizza en sevdiğim. Çok açım, hepsini yiyebilirim. Kelepçe mi? Hayır, olamaz. Hey, bu canımı yakabilirdi. Aa, az kalmıştı. Keşke yakalayabilseydim. Ama biraz tadına bakabildim. Aa, çok güzel. Hazır mısın? Yaşasın. Tek el. Hadi ama. El kullanmak yok mu? Pekala. Hadi başlayalım. Sulu limonlar. Ne kadar çok var. Başlasak iyi olacak. İstersen sen başlayabilirsin. Pekala. Bunu yapabilirim. Gördün mü? Çok kolay. Dişlerim. Bunu yapamayacağım. Yerinde olmak istemezdim. Tekrar deneyeceğim. O yine mi? Bu sefer gerçekten farklı olacağını sanmıştım. Şunu yapmayı bırak. Sanırım tadına alıştım. O kadar da kötü değilmiş. Bildiğim iyi oldu. Her şey yolunda mı? Evet tabii. Bu çok tuhaf. Neyse sıra sende. Bundan sonra kuaföre gitmem gerekebilir. Bu meydan okuma nasıl yapılır göstereyim. Bir bardak al. Ve limon içine sık. Gördün mü? Üstelik harika bir egzersiz. Tüm bunlara boşuna mı katlandım? Biraz düşünmeliydin. Al bakalım. Bunu da eklemeyi unutmayalım. Artık hazırım. Taze sıkılmış limon suyu. Yalnızca 3 dolar. İşte bu kadar, sıraya girebilirsiniz. İlk kimler ister? Gelin ve istediğiniz kadar alın. Çok güzel görünüyor. Buyurun alın. Teşekkürler. Afiyet olsun. Bardak sizde kalabilir. Tekrar görüşmek üzere. Ne kadar güzel bir iş günüydü. Vay canına, keşke benim aklıma gelseydi. Yani beyin bedava. Afiyet olsun. Bunu yaptığına inanamıyorum. Saçlarım, olamaz. Bayıldım. Evet, biraz komik oldu. Korkunç görünüyoruz. Şimdi sıradaki etap. Yaşasın. Çok mutluyum. Bir elimle başlayabilirim. Hazır mısın? Nefis kurabiye. Bir dakika. Bu sıradan bir kurabiye değil. Nefis görünüyor. Tadını çok merak ediyorum. Ha? Bu da ne? Olamaz. Acele etmeliyiz. Hadi. Şimdilik iyi gidiyor. Bunu tek elle yapmak çok zor. Yerinde dur. Oynama. Terliyorum. Bu çok eğlenceli. Bayıldım. Neredeyse bitti. Yaratıcı olma zamanı geldi. Sadece son kısım kaldı. Neden farklı görünüyorsun? Kırmızı ışık. Olamaz. Lütfen yapma. Şimdi sıra bende. Hata yapamam. Bitirdim. Hem de hepsi tek parça halinde. Az daha unutuyordum. Yeşil ışık. Sonunda. Sanırım süren bitti. Bu hiç adil değil. Hadi ama ya. Saçında ufak bir şey var. Lexi hile yaptı. Bu oyundan nefret ediyorum. Sakin ol kurabiye niye? Kendimi şanslı hissediyorum. Hadi ama. Olamaz. Yaşasın. Yine iki el. Bir bakalım. Midye mi? Deniz mahsullerini pek sevmem. Bunları nasıl yiyeceğim?
Sen de açar mısın? Bu çok tuhaf. Bana da mı midye çıktı? Bunu nasıl yapacağımı bilmiyorum. Ama deneyeceğim. İyi şanslar. Buna ihtiyacım olacak. Çok tuhaf. Bu sadece bir yiyecek. Hey, aslında çok iyiymiş. Ben sana inanıyorum. Bunları bütün gün yiyebilirim. Bayıldım. Ne kadar tazeler. Nefis. Tüh, bir tane kaldı. Keşke daha fazla olsaydı. Pekala, sıra sende. Ne kadar kötü olabilir ki? Kıyafetimi kirletmek istemiyorum. Başla bakalım. Çok kötü kokuyor. Ama yiyeceğim. Güzel değil mi? Ah evet, nefis. Hepsini yiyeceğim. Sanırım en sevdiğim yemeği buldum. O kadar acele etme. Tüh, bunun işe yarayacağından emindim. Bunu al. Ve midyeyi ye. Pekala, yapacağım. Çıkaramıyorum. Az önce yüzüme midye mi attın? Tüh. Bu kadarı yeter. Artık iyi polis yok. Ver bana şu midyeyi. Hey! Nereye gitti bu? Oh. Ha? İcaç! Tam isabet. İğrenç! Dişlerimi fırçalamalıyım. Sen neden gülüyorsun? Bu çok eğlenceli. Evet. Ya olamaz. Umarım güzel bir şeydir. Bakalım ne çıkacak? Süt mısır. Pek heyecan verici değil. Kokusu bile sıkıcı. Neyse, deneyeceğim. Biraz sert. Isıramıyorum. Pekala, sıra bende. Bunu yapmanın daha kolay bir yolu olmalı. Şu şekerlemelere bak. Bu harika. Dişçim bana çok kızacak. Açılmıyor. Diğerini deneyeceğim. Acaba bu ip ne işe yarıyor? Vay canına. Şuna bak. Harika hizmet diye buna derim. Şaka yapıyor olmalısın. Bakalım tadı nasılmış. Teşekkür ederim. Şu anda çok kızgınım. Artık yavaşlayabilirsin. Bana mısır çıktı. Onun hem şekerlemeleri hem de uşağı var. Aa, çiğnemiyorum. Bekle. Bu hiç adil değil. Bu koku da ne? Vay canına, patlamış mısır. Lütfen dur. Ben diyetteyim. Bunu söyleyeceğimi düşünmezdim ama bu kadar şekerleme fazla. Her yere döküldü. Oh, bu çok daha iyi oldu. Aha, bitti mi? Vay canına, şuna bak. Muhteşem değil mi? Çok nefis görünüyor. Denemeye ne dersin? Aklıma bir fikir geldi. İçini şekerlemeyle dolduralım. Düşünme tarzını beğendim. Bu gerçekten olağanüstü. Vay canına, harika. Tadına bakmaya ne dersin? Dayanamadım. Hadi sen de dene. Nefis. İşin en iyi yanı daha sonra bunu yıkamamız gerekmeyecek. Müthiş. Hey Nick, bak. Ellerimden ameliyat oldum. Merhaba, tanıştığımıza memnun oldum bayım. Ne sevimliler değil mi? Bunun olması normal mi? Bir dakika, bu küçük şey de ne? İyice saçma bir hal almaya başladı. Cidden mi? Anlaşılan mini eller meydan okuması başlıyor. Evet. Okul yılının en sevdiğim günü. Biraz makyaj yapsam iyi olacak.
Selam. İlk minik eller meydan okumasına hazır mısın? Ama bugün fotoğraf günü Nick. Sanki makyaj yapmak yeterince zor değilmiş gibi. Bir bakalım şimdi. Hiçbir şeyi tutamıyorum ki. Sanırım fondötenle başlasam iyi olur. Hadi bakalım. Bir iki sıkım yeter herhalde. Bunlarla dağıtabilecek miyim acaba? Ne yaptığımı hissedemiyorum bile. Bir makyaj süngeri için neler vermezdim. Fondöteni dağıtıyor mu bu? Ümitsiz durum. Belki far sürmek daha kolay olur. Sanırım pembe kullanacağım. Ay! Pek eşit olduğunu söyleyemem. Belki allık dikkatleri gözlerimden uzaklaştırır. Ve sür. Sanırım tamam. Şimdi sıra dudaklarda. Yakaladım. Hayır. Gelsene aptal şey. Şimdi oldu işte. Dudaklarımı büzeyim. O kadar da kötü değil. Bugün en azından bir konuda başarılı oldum. Ya saçlarım? Neyse. Hadi fotoğraf çektirme zamanı. Gülümsemeyi unutma. Ya da ağlamayı. Şu başyapıta bakın. Annem beni öldürecek. Ve aldım. Of ya, oyunumu ilerletmem gerek. Her seferinde böyle oluyor. Yeni bir round, yeni bir kaybetme ihtimali. Ama Nick durumu öyle görmüyor. Dada! Ben şunu seçtim. Çok mu komik ha? Bunu bir de küçük ellerle yapmayı dene. Meydan okuma kabul edilmiştir. Neyse. Ve hop. Buna yetenek derler. Şunu seçtim. Bu sefer zor. Şuna ne dersin? Hazır. Hadi. Ucuz atlattım. Tek gereken kıpırdamayan eller. Hop. Bu nasıl mümkün olabilir ya? Minik eller beni yavaşlatmadı. Hatta bana heves verdi. Aldım. İçinden geçiyoruz ufaklıklar. İyi, aferin Nick. Bir tane daha geliyor. Cidden mi? Bunu almana imkan yok. Bu iş böyle yapılır. Bunların hepsini toplayacağım. Aman! Şaka şaka, bunu da aldım. Şimdi sıra sende. Pekala, yavaşça ve sakince. Evet! Nihayet bir tane alabildim. Ay! Nick ve minik elleri oyunu kazandı. Evet, benim. Kocaman aptal ellerimden nefret ediyorum. Nihayet cuma geldi. Bu da haftalığı alma günü demektir. Gidip cüzdanımı alayım. Aman tanrım. Bu para yığınını da kim bıraktı buraya? Bugün biri AVM'ye gidecek anlaşılan. Nick! Şey, paranı düzeltiyordum sadece. Şimdi de minik ellerle düzenle bakalım. Öf, yine mi bunlar? Bu zor olacak. Şöyle tutayım. Şu an baş parmaklarım ne çok işime yarardı. Belki de biraz daha yer lazımdır. Çağrıları bekletin. Hadi şunu yapayım. Hareket ediyor ama tutamıyorum. Bu işte bir tuhaflık var. Yerinde dursana. Yo. Hepsi nereye gitti?
nasıl kaldıracağım ya? İşleri bir üst vitese çıkarma vakti. Sizin ne pahasına olursa olsun toplayacağım. O alışveriş maratonunu istiyorum. Hadi. Hadi alttan kavra. Evet. Birini aldım. Yanlış alarm. Kollarım öyle yoruldu ki. Topla kendini. Parayı almalıyım. Buluyor. Başardım. İyi gösteriydi Olivia. Ama her gösterinin bir sonu vardır. Şimdi dinlen en iyisi. İşte böyle. Aa, çok güzel. İyi geceler Olivia. İçindeki Van Gogh'u açığa çıkarmaya hazır mısın? Başlamadan önce hadi işleri biraz daha zorlaştıralım. Ben de eğlenceli olacak sanmıştım. Ama şimdi olacak. Minigeller hazır olsun. Hadi bakalım. Yok. Acıdı ama. Bunlar varken fırçaya ne gerek var? Hadi batıralım. Bayağı ilginç olacak. Böylece bir sürü boya alabiliyorsun. Hadi yaratıcılığını konuştur. Fırça darbesi kadar pürüzsüz değil ama... Vay canına, bu bayağı büyük bir şekil oldu. Püf noktası küçük hareketler yapmakta. Bak. Bence ya hep ya hiç. Şimdi ne yapsam? Evet, bu kesinlikle doğru hareketti. Nick biraz deneme yapmayı tercih ediyor. Biraz karıştırmayı kim sevmez ki? Bu mavi bayağı iyi görünecek. Ya şimdi? Oo, evet. İşler ciddileşmeye başladı. Yazık, Rembrandt minik elleri olayını bilmiyordu. Aa! Ne? Neyse, kendi fark eder. Evet. Ay. Bu da nasıl oldu ya? Hop. Aman neyse. Sanat eserlerinizi göstermeye hazır mısınız? Ne düşünüyorsun? Güzel. Ya benimki? Rekabet yok. Hey. Yakaladım. Oh, hayır. Ne? Sizde de mi minik eller var? Sen ve sen. Dışarı. Hah. Parti bitti anlaşılan. Bir dakika. Bunu internetten satacağım. Bir elin nesi var, iki elin sesi var derler. Ama elimizi hiç kullanmasak nasıl olurdu? Cevabını birazdan öğrenmek üzereyiz. Şuna bakın. Ay canına, harika değil mi? Bu kartlar da ne anlama geliyor? Ellerle ilgili bir şeyler mi söylüyor? Ay! Hey! Biz neredeyiz? Görünüşe göre meydan okuma vakti. Kartlarınızı gösterin oyuncular. Şimdi bir konuya ihtiyacımız var. Erişte mi? Bugün şanslı günümüzdeyiz. Bu lezzetli meydan okumaya hazır mısınız? Benim bunları kullanmam gerek. Çok kolay görünüyor değil mi? Erişteleri döndürmek çok keyifli. Bakalım tatları nasıl? Acılı. Aklıma harika bir fikir geldi. Çıtır çıtır erişte waffle. Çok lezzetli olacağına eminim. Gel bakalım. 5 dakika sonra görüşürüz. Ah, şu harika şeylere bakın. 2 elle yenmesi çok kolay. Acı ve tatlı. Affedersiniz. Sıra sende Leo. Sadece bir elde değil mi? Ağzım hala çalışıyor sonuçta.
Hey, biraz yüzüme bulaştırdım ama başardım. Oh, vay canına, ne yemekti ama. Harika, ben hiç el kullanmadan yiyebilirim. Bu şey ne kadar uzun böyle. Sanki hiç bitmeyecek gibi. Bir dakika, aklıma iyi bir fikir geldi. Nereye gidiyor ya? Pardon, yardım eder misiniz? Oh, çok teşekkürler. Vay canına, hacuk acı. Ağzım yanıyor. Oh, Leo nereye gitti? Yeni kanatlarını denemeye çıkmıştı. Bir, iki, üç, şimdi. Acaba ne yiyeceğiz? Oh, acılı ve lezzetli tavuk kanatları. Kesinlikle ellerimin olmasını isterim. Ama onlar olmadan da başarabilirim. Ha, iki elle bu kemikleri kolayca ayırabiliyorsun. Çok güzel görünüyor. Ah, gerçekten öyle. Sıra bende. Bir el benim için hiç sorun değil. Tara! Kimse yüzüme bulaştırmayacağımı söylemedi. Pekala, biraz yardım alabilir miyim? Size yardımcı olabilirim. Tavuk konusunda biraz yardım rica edeceğim lütfen. Kıyafetlerinizi korumalıyız. Hala ellerimi kullanmıyorum. Buyurun efendim. Ağzım orada değil ki. Ah, neyse, alışacağız. Bir daha. Vay canına, hepsini bir lokmada yedim. Sen olmasan ben ne yapardım? Teşekkürler, hiçbir yerime bulaşmadı. Biraz makyaj tazeleme gelsin. Mükemmel. Şimdi de dudaklarım. Canlı renklere bayılıyorum. Benim aklıma daha iyi bir fikir geldi. Kapşonlarınızı çekin ve ciklemeye başlayın. Hey, tavuklar böyle yapıyordu değil mi? Hazır mısınız? Hey, bu bir hayalet mi? Ha? Neyse. Ha? Yine mi ellerimi kullanamayacağım? Ha, şuna bak. Hadi açalım bakalım. Bozuk paralar düşündüğümüzden daha keskin. Harika. Şimdi içini görme zamanı. Vay canına, şuna bakın. Henüz işim bitmedi. Dörde böldüm. Bunların çekirdeği var. Çekirdek yemek istemiyorum. Ah, böyle daha iyi. Çok sulu. Joey, bekle, çekirdek. Artık çok geç. Yoksa... Hazır mısın elim? Bunun işe yaradığına inanamıyorum. Şuradaki suya baksanıza. Oh, gerçekten nefis. Ve şimdi sıra bende. Bir dakika. Nasıl yapacağım? Ah, buldum. Hey! Başardım arkadaşlar. Ama nasıl kurtulacağım? Oh, olamaz. Ah, bu çok tuhaftı. Ah, ah, midem. Sanki orada bir karpuz var. İçinde bir karpuz büyümüş dostum. Tıpkı benim gibi. Ha? Artık her şeyi görebiliyorum. Burada ne oldu böyle? Birileri ağlıyor mu? Ego! Endişelenme küçük karpuzum. Vay canına, hepimizin kendine ait pastası mı var? Bu sefer kaşık kullanabilirim. Hindistan cevizi mi? Çok güzel. Kaşın beni yavaşlatmasına izin veremem. Böylesi çok tam hızlı. Çok yumuşak. Bir rüyam daha gerçek oldu. Sanki bir şeker bulutunun üstünde uçuyor gibiyim. Ve tüm pastalar benim gibi. Kali, sen iyi misin? Şeker dünyasına daldı sanırım. Neyse, sıra bende.
Nasıl peki? Ah canına, işte bu harika. İki ısırık alabilecekken neden bir ısırık alayım ki? Ah, her şey ne kadar da güzel. Vay canına, sana katılabilir miyim? Nasılsın Kali? Burası çok güzelmiş. Ah, ben de onlara katılsam iyi olacak. Pasta yemek için ellerimi kullanmama gerek yok. Süslemeler bile çok lezzetli. Pek bir şey olmadı. Ama madem bakmıyorlar... Ne de olsa ellerimi kullanmıyorum. Neden bunu daha önce düşünmedim ki? İşte bu. Evet, oluyor. Ah, partiye hoş geldin Joey. Şeker dünyasında her şey çok daha güzel. Bunu yapmaya hazır mısın? Kesinlikle hazırım. Ah, ellerimi kullanamıyor muyum? Ah, bu bir pasta. Ah, çok lezzetli görünüyor. Ağzım sulandı. Sabırsızlanıyorum. Ama onu alamıyorum. Ah, bu çok can sıkıcı. Ah, çok yazık. Bunu bir güzel yiyeceğim. Ah, onunla ne yapacaksın? İzlemeye devam et. Maşayı çeviriyorum. Sonra onu pastaya bastırıyorum. Sonuna kadar itiyorum. Onu kaydırarak dilimi çıkarabilirim. İşte aynen böyle. Bunu böylece tabağa koyuyorum. Oldukça iyi değil mi? Sen bir daha hisset. Bunlara ihtiyacım olacak. Tamam, bir deneyelim. İyi olacağını biliyorum. Yumuşacık görünüyor. Ha canına, şuna bir baksana. Bu çok güzel. İşte geliyor. Ha canına, bu çok iyi. Bu icat değil. Bunun için tek bir çözüm var. Bekle bir saniye. Bu ağzıma sığmaz ki. Ah, farklı bir açı deneyeceğim. Ah, hayır, bu da işe yaramıyor. Sanırım birazcık alabildim. Ay, ne yapacağım ben şimdi? Bunu istemek çok zor. Burada öylece oturup bunun olmasını izleyemem. Sanırım aklıma iyi bir fikir geldi. Öyle mi? Ha, ne fikri? Bu bütün sorunlarını çözecek. Anlamıyorum. Tamam, bu tuhaf. Bu işi geçsek olmaz mı? Bu biraz utanç verici. Ne kadar hoş bir kaşık. Onu nereye doğrulttuğuna dikkat et. Pasta. Pastadan al. İşte bu. Az kalsın oluyordu. Tekrar deneyeyim. Tamamdır. Çok az kaldı. Tam isabet. Gördün mü? Sana işe yarayacağını söylemiştim. Göndermeye devam et. Başardın kanka. Olivia, dikkat et. Bu sandığın kadar kolay bir iş değil. Hadi yapalım şu işi. Ne olacağını merak ediyorum. Elleri kullanmak yasak. Pizza. Hey, gözüm üstünde. Lezzetli görünüyor. Pizza en sevdiğim yiyecektir. Yemek için sabırsızlanıyorum. Bu çok güzel olacak. Şaka mı yapıyorsun? Onu dilimlemem gerekiyor. Makasla mı? Hayır, bu sıradan bir makas değil. Şuna bir bak. Kesiyor ve kaldırıyor. Sanki gelecekten gelmiş gibi. Bu kadar konuşma yeter. Pizza yeme zamanı. Vay canına. İnanılmaz. Bu pizzaya bayılacaksın. Senin için söylemesi kolay. Ellerini kullanmadan nasıl pizza yiyebilirsin ki? Hiç bana sorma. Harika zaman geçiriyorum. Pizza dürümü. Neden bunu daha önce düşünmedim? Şimdi de zalimce davranıyorsun. Bir düşüneyim. Buldum. Kutuyu üfleyerek açacağım. Ne yapıyorsun? Neredeyse açılacak. Vay canına, çok etkilendim. Başardım. Ama bakalım nasıl yiyeceksin. Sorun değil. Beni hiçbir şey durduramaz. O pizza benim. Sadece bir saniye bekle. Hayır, bu işe yaramıyor. Onu yalayacağım. Sen iyi misin? Tamam, her şey kontrol altında. Bundan emin misin? Öyle sanıyorum. Aldım bile. Keşke bunu görmeseydim. Anne, sadece pizza yiyorum. Bu harikaydı. Bir dilim daha alacağım. Benim başka planlarım var. Hoşça kal. Sen beni merak etme. Bir dakika. Hazol? Neredeyse. Of, canım sıkılıyor. Merhaba. Buraya gelsenize.
şu tuhaf sihirbaz bizimle mi konuşuyor? Gidip ne istediğine bakalım. Sihirbazlık numarası mı yapacaksın? Bak burada üç tane sıradan bardak var. Bizim görmek için para vermelisiniz. Peki? Gerçek altın. Gösteri zamanı. Çikolatayı bardağın altına koyuyorum. Gözünüz üstünde olsun. Çikolata hangisinde peki? Biliyor musunuz? Çok kolay bunda. Bakalım doğru mu? Nasıl yani? Aa, canım bunu nasıl yaptın? Tamam sıra bende. Şansına güveniyor musun? Tamam bunda. Yanlış. Hey bu da ne şimdi? Neler oluyor? Bu kısma bayıldım. Bu insanı acıktıran bir şey. Neredeyiz biz? Bunlar bende kalacak. Hey Olivia. Şuna baksana. Evet iki ele yiyeceğim. Çok şanslısın. Ne oldu? Tam da istediğim şey. Güzel görünüyor. Hadi başlayalım. Bu yemek çubuklarına ihtiyacım olacak. Ben yemeğe hazırım. Bir dakika bir dur. Şuna bir baksana. Anne onu da mı yapıyorsun? Benim tatlı saf hazelim. Canımı yakma. Sakin ol. Bu noodle için. Peki o güvenli mi? Ne yaptığımı biliyorum. Bu benim ilk noodle kasem değil. İşe yarıyor bak. Tam da planladığım gibi gidiyor. Kafam öyle karıştı ki. İkinci elim ne yapsın? Bir dakika. Bu noodle çok sıcak. Önce iyice üfleyeyim. Ne kadar sıcak olabilir ki? Parmağım. Sana söylemiştim. Bu kadar yeter. Nefis. Çok iyi. Neden o kadar mutlusun? Görene kadar bekle. Hayır. Daha iyi bir fikrim var. Özel çubuklarımı kullanacağım. Çok şirin değil mi? Ne? İzlemeye devam et. Bunun sayesinde daha fazla noodle alabiliyorum. Güzel değil mi? Az kalsın unutuyordum. O bir ventilatör mü? Japon eriştemi soğutacak. Hayatım boyunca neredeydi? Eriştelerim her zaman yemeğe hazır. Mükemmel. Gerçekten çok lezzetli. Yüzüme rüzgar vurmasını seviyor. Of! Sen biraz önce bana erişteyle mi vurdun? Bir şey mi dedin? Demek öyle ha? Noodle savaşı. Planladığım gibi gitmedi. Ortalığı batırdığımla kaldım. Bir de bana sor. Affedersin. En azından tadı güzel. Hanımlar. Evet, bana doğru gelin bakalım. Bu öğleden sonraları bayağı renklendirecek. Buraya yaklaşın ve bir bardak seçin. Zararsız görünüyor değil mi? Ücret lütfen. Hadi bakalım. Şimdi bu yerine geçiyor. Gözünüzü bu bardaktan ayırmayın. İyi takip edin. Bu ortadaki mi? Yoksa şu mu? Ne o zaman? Hayır, bu da yanlış. Hey, burada neler oluyor? Paramızı iç ettin. Hiç susmayacaklar sandım. Ve şimdi başa dönüyoruz. Burası da neresi? El meydan okuması mı? Harika. Hazır mısın? Haydi hayırlısı. Tara, bu bizim şanslı günümüz falan mı? Elleri görelim. Önce ben. Acaba bunu mu? Bilemiyorum. Bu belli ki biraz zaman alacak. Bu olsun. Korkuyorum. Görünüşe bakılırsa bu turu ben aldım. Eller yok mu? Bu nasıl olabilir ki? Bir dakika. Üstünde süs şekerleri olmadan dondurma neye yarar ki? Bu işleri daha ilginç hale getirecek. Kasenin içinde sanki parti veriliyor. Şimdi beklediğim kısma geçiyorum. İlk leziz lokma. Yumuşacık. Bu limon. Buna bayılacaksın. Eminim bayılırım. Bu pis kokulularla mı yiyeceksin? Kaşığı da alalım. Bu tip işlerde bayağı ustayımdır. Tatlı yaban mersini. Acaba ben de yapabilir miyim? Hadi ama yakala şu kaseyi.
Neredeyse oluyordu. Her neyse. Şu an benim yöntemim sıkıcı değil. Çok lezzetliydi. Aferin size ayaklar. Şimdi artık olduğunuz yere geri dönün bakalım. Amma da gösteriş yapıyor. Makyajımı tazelemek için de aynısını yapabilirim. Rimel neredeyse silinmişti. İlk ben açıyorum. Hadi ilk kim açacak bakalım, tamam mı? Birini seç. Ay vah vah. Bilmediği şey canını sıkmaz. Şimdi bunlara bir bakalım. Bu pek hoşuma gitmedi. Kocaman jöleli ayıcık mı? Üstelik daha doğum günümde gelmemişti. Eller yok mu? İşte şu an en kötü günüm oldu. Neyse ki çenem kuvvetlidir. Hadi bakalım. Vişneliymiş, biliyordum. Şimdi iyice yumulacağım. Ben de vişnenin tadını severim, biliyor musun? Ne var? Lütfen. Olmaz. Paylaştığın için çok sağ ol arkadaşım. Belki benimki de güzel bir şey çıkar. Bu da nedir ya? Harika lollipop tabancası. Şimdi bir parça ver bakalım. Peki al o zaman. Hepsini istemiyorum ki. Al paramı da al. Ve takılarımı da. Bunlar hoşuna gider değil mi? Vay canına, ne etkili bir şeymiş bu. Lütfen bana zarar verme. Zarar vermek mi? Amma korkak tavşanmışsın. Bu sadece şekerim. Bak modası hiç geçmiyor. Yani bu şey gerçek değil mi? Sana neredeyse her şeyimi verdiğime inanamıyorum. Sen kaybettin. Hadi yara bantı gibi aniden açalım. Hey, bu hiç ürkütücü falan değilmiş. Eller kimin umurunda ki? Tek gereken ağzım. Bu nedir? Ne? Şimdi peri prensesi miyim yani? Bu soğuyor. Dön bakayım buraya. Oynamayı kes. Beni. Ne var? Burgerimle oynamayı keser misin? Bunu ben mi yapıyorum? Beni. Bunu ben mi yaptım? Çok acıkmıştım. Yemin ederim kaza oldu. Şimdi geriye getireceğim, tamam mı? Üzgünüm, daha nasıl kullanılacağını bilmiyorum. Ben bunu yiyemem. Buna ne dersin? Bu senin burgerin değil mi? Acaba gitsen mi? Ben bunu yerinde sabit tutarım. Birlikte yemek yiyen arkadaşlar hiç ayrılmazlar. Çok lezzetliymiş. Harika. Bu seferki çok sürprizli bir şey olmalı. Çık bakalım ortaya. Bu nedir? Pasta mı? İşte şimdi oldu. Bu biraz zor olacak. Sen kendi adına konuş. Kural kuraldır. Açalım mı? Üstüne konulacak süslermiş. Ve hepsi muhteşem. Peki hangisini istiyorum? Fıstıklı M&M en büyük zaafım. Hepsini böyle üstüne koyacağım. Neyse ki ikinci katmana da yapabilirim. Yağın bakalım pastaya. İnanılmaz. Bu kadarı yeter. Ben ellerim olmadan hiçbir şey yapamıyorum. Çok zor. Yakaladım. Gelin bakalım. Pek hoş olmuyor ama işe yarıyor. Şimdi sıra marshmallowlarda. Evet, siz de gelin bakalım. Güzel, M&M'ler de oldu. Of, sen iyi misin beni? Hiç bu kadar iyi olmamıştım. Şimdi sıra ziyafette. Sen hazır olduğunda başlayalım. Bu açı tuhaf. Bir dakika. Yardım eder misin? Aldınız hemen. Gördün mü? Canına, yardımın için çok sağ ol. Yüzünde ufak bir şey var.
merak etme, ödeşeceğiz. Of Lili. Şimdi ikimizin de yüzü mahvoldu, gördün mü? Kurallara uydum ve tek elimi kullandım. Hey, ödüllendirildik. İşte şimdi buna değdi. Hepsini yiyebilirim. Bu seferki için çok heyecanlıyım. Krep mi? Müthiş! Hem de iki elle. Ama senin hiç elin yok. Hadi ama, sadece biraz sakılıyordum. Üzgünüm, olamaz. Ne? Üzgünüm dedim ya. Bakışlar nasıl değişti? Her neyse. İyi biri olmanın her zaman karşılığını alırsın. Tişörtümü mahvetmeyeyim. Kahvaltı hazır. Ne? Yok bir şey. Sanırım yemeğe başlasam iyi olacak. Uf. Ama bir türlü yakalayamıyorum ki. Birini yakaladım. Olamaz. Yemek yerken görgü kurallarına uymayı severim. Mükemmel krep lokmaları. Krebe gerçekten bayılıyorum. Geriye tek bir parça bile bırakmam. Çok huzur verici. Olamaz. Bunu izlemek bile üzücü. Ama diğer yandan da çok komik. Sanırım bir tane daha yiyebilirim. Büyük bir tane daha yakaladım. Ha? Beni? Bak, göle gittiğimdeki gibi. Tek yapman gereken misinayı çekmek. Hadi al bir ısırık. Çok iyi bir fikir. Yakaladın mı? Bekle. Biraz yavaş olsana. Teşekkür ederim. Polis olmaya bayılıyorum. Çok eğlenceli. Bu biraz fazla samimi bir hareket değil mi? Hey, üniformanı beğendim. Ne yapıyorsun sen? Bu çok tuhaf. Hey, elini burada unuttun. Pekala, bu kadar yeter. Bunu sen istedin. Burası hapishaneye benzemiyor. Hiç fena değilmiş. İşte cezanız bu. Daha önce bu kadar eğlenceli bir ceza almamıştım. Hazır mısın? Erişte, nefis. Harika görünüyor. Hey, yukarıda ne var? Ama bu hiç adil değil. Böyle daha kolay olacak sanırım. Süre sınırlaması mı var? Hadi ama. İşler şimdi ciddileşti. Elinden geleni ardına koyma. Sen şimdi görürsün. Hadi çatallar, beni yüzüstü bırakmayın. Neden hiç erişte gelmiyor? Çatalım bozuldu. Daha yakından bakmalıyım. Neler oluyor? Kahvaltıda erişte gibisi yok. Alt tarafı biraz erişte yiyecektim. Neden gelmiyorsunuz? Neden beni bu kadar zorluyorsunuz? Ne yapıyor? Aman neyse, ben kazanıyorum. Erişteye bayılıyorum. Çok lezzetli. Biraz daha var mı? Sen hiç acıkmadın mı? Benimle savaşmayı bırak. Bir dakika, bunu nasıl çözeceğimi biliyorum. Olamaz. Şimdi afiyetle yiyebilirim. Ama ben henüz yeniden başlayabilir miyiz? Bu hiç adil değil. Önce ben başlamak istiyorum. Hayır ben. Hayır ben. Hadi açalım o halde. Kola. Bu o kadar da zor olmamalı. Yine mi tek el? Aman neyse. Alt tarafı bir pet şişe. Şimdiye dek yüzlerce kez açtım. Buldum. İşe yarıyor. Yine harikayım. Bu durum dişçinin hiç hoşuna gitmeyecek. Çok susamışım. Biraz soluklansam mı acaba? Bitti. Bak şimdi ne yapacağım? Bu da nereden çıktı şimdi? Yoksa evimde hayaletler mi var? Pekala, sıra bende. İki elle açmak çok kolay. Biraz soluklanmalıyım. Ne oldu? Hiç. Şimdi şuna bak. Şişe kapağını alabilir miyim? Şişeyi bu şekilde dengede tutacağım. Şaşırmaya hazır ol. Cidden mi? Ne düşünüyorsun bakalım?
Daha iyilerini görmüştüm. Yine de etkileyici. Eminim ben de yapabilirim. Hızlı bir el hareketi yeterli olacaktır. Hmm, tebrikler. Peki buna ne dersin? Hayatım boyunca kendimi bu ana hazırladım. Bunu yapabilirim. Başarabilirim. Aman tanrım, yaptım. İnanamıyorum. Doğrusu ben de inanamıyorum. Bir kapakla herkes yapar. İşin aslı iki kapakla birden yapmakta. Bunun bir meydan okuma olması gerekmiyor mu? Şansıma göz bantımı getirmişim. Ha, çok şirin değil mi? Deli mi ne? Hazırım. Bu kapaklar nereden geliyor böyle? Bu kadarı yeter. Biliyorum, harikaydım. Hayır, beni yenmene izin vermeyeceğim. Bu seferkini ben kazanacağım. 7, evet doğru duydun. 7 kapak. Ver şunu bana. Saçmalıklarınızdan bıktım usandım. Affedersin, kötü bir amacımız yoktu. Bunun derdi ne? Hiçbir fikrim yok. Ne kadar iştah açıcı bir meydan okumaydı. Gerçekten lezzetli ikramlar hazırladılar. Sence kim kazandı? Görüşlerini aşağıdaki yorumlar kısmında bizimle paylaş. Bu videoyu arkadaşlarınla paylaşmayı ve daha fazla eğlenceli video için kanalımıza abone olmayı unutma.